Hocam zorlu bir hafta sizi bekliyor. Evet. Ankara derbisi var ve küme düşme potasına girme konumundasınız. Biz kurtuldu Gölbaşı diyorduk, rahatladı diyorduk. Bir maçta her şey değişti. Bu hafta da iş kritiğe bindi. Evet. Takımın durumu ne? Sakatlıklar, cezalılar. Hafta içi de bazı konularda paylaşmıştık sizinle. Malumunuz olduğu üzere sıkıntılı bir haftaya girdik. Yani bu ligde her hafta değişen dengeler oluştu. Bir dönem ligin belki de düşmeye banko aday takımı gösterilirken son 3-4 hafta öncesine kadar da 3 hafta öncesine kadar da artık ligde kalması garanti bir takım hüviyetindeydik. Keza Buksaş'ın da bir dönem playoff oynayacak konumda bir takımken bugün aynı sıkıntılar onlar da düçar oldu. Burada elbette gönlüm iki Ankara kulübünün bu şekilde karşılaşmasını istemezdi ama futbolun içinde bunlar var, doğasında bunlar var. Biz son haftalarda çok iyi oyunlar oynamamıza rağmen bilhassa kaçırdığımız gollerle maçlara hep damgasını vurduk. Geçen hafta malumunuz Bandırma gibi güçlü bir takımı kendi sahasında hapsettik. 6-7 tane net pozisyona rağmen işte yediğimiz iki penaltı golüyle arka arkaya geriye düştük. Artık tamamen oyunu risk ettiğimiz için de son dakikada şahsi bir hatadan gol yiyerek 3-1 bitti maç. Kesinlikle hakkı bu değildi. Son haftalara girildiğinde moral seviyesi bu ligde çok önemli. Alttaki takımlardan bilhassa Tepecik bizi yendikten sonra büyük bir moral buldu. Yine aynı rakibi konumdaki Maraş'ta kendi arasında yenerek gerçekten iyi bir hava yakaladı. Ama biz bütün bunların dışındayız. Ben sakatlıkları veya cezayı bahane edecek bir teknik adam değilim. Çünkü bunu diğer arkadaşlarıma bir saygısızlık olarak kabul ederim. Elimizde mevcut bulunduğumuz 26 arkadaşımızın da hepsinden dönem dönem çok faydalı bir şekilde yararlandık. Çok iyi bir şekilde faydalandık. Ama dediğim gibi futbolda birlikte oynamanın çok büyük önemi var. Sadece son haftalarda biraz daha bir arada oynamış arkadaşlarımızın bu maçta 4'ünün sarı kart cezalısı. 2 tanesinin de ağır bir sakatlıktan dolayı oynamayacak olmasını dezavantaj olarak görüyorum. Ama inanıyorum ki onların yerine oynayacak arkadaşlarımız aynı oyunun mantalitesinde ve biraz daha da üzerine koyarak bu maçı olumlu bir hale döndüreceklerdir diye düşünüyorum. Zemin nasıl? Stat nasıl? Şimdi stadımız bilhassa geçen dönemde ligin en iyi zeminine sahip sahalardandı. Ama kışın sağlıklı bakımını yapamadığımız için şimdi biraz daha kötü geldi ama onun için de arkadaşlarımız çalışma yapıyor. Maç günü sanırım silindirdi, sulamaydı. Zeminde iyi hale getirecekler diye düşünüyorum. Gölbaşı Spor'un ciddi bir taraftar kitlesi de oluştu bu sezon. Evet. Gölbaşı benimsedi gibi ama önümüzdeki sezon için aslında güzel projeler var gibi gözüküyor var. Takımda. Var. Biraz bahsetme şansınız var mı hocam? Tabii yani şimdi Gölbaşı biliyorsunuz bu sene şekillenen bir yapıya büründü. Birkaç hafta kötü bir gidişten sonra toparladık ve bu süreçte de yavaştan şehir ilçe kaynaşmaya başladı takımla beraber. Hatta son zamanlarda olumlu anlamda motive eden katkılar da oluşmaya başladı. Tabii bu biz futbolcu ve teknik adamların dışında gelişen yönetimsel bazda ileriye dönük projeler var. Gölbaşı Spor'u bütün ilçeye mal edip akabinde Türk futbolunda üst liglerde oynayacak bir takım oluşturma çabası içinde bir yönetim algısı oluşmak üzere. Ama bunun içinde muhakkak surette biz futbol adamlarının saha başarıları alarak bu insanları cesaretlendirmemiz gerekiyor. Bunun için çalışmalarımız hep bu doğrultuda yaptık. Bu prensipler çerçevesinde yaptık. Ama dediğim gibi takımımla ilgili en ufak bir endişe duymuyorum. Ligde kalmasıyla ilgili. Yani bu hafta çok önemli bir maça çıkacağız. Ama bu maçın sonucu hiçbir şekilde yine kalmayı veya da ligden düşmeyi açık etmeyecek. Çünkü arkasında daha 4 hafta var. Beni en ümitlendiren konu bu lig için çok yeterli bir kadrom var. Sadece bu arkadaşlarımızı iyi şekilde motive edip bu psikolojinin içinden çıkarmak, bu psikolojinin dışında tutmak bir gayretim var. Değilse ligdeki çok saygın bir kadroya sahibim. Bunu da maçlarımıza gelen bilhassa sonuçlara çok takılmasınlar. Maçlarımıza gelip bizi izleyen bütün taraftarlar da bu benim fikrime katılacaklardır diye düşünüyorum. Siz göreve gelmeden önce biz Gölbaşı Spor'dan bu sene açıkçası pek ümitli değildik. Küme düşme potasında zaten direkt görüyorduk ki geldiğinizde sonuncu sıradaydı zaten takım hocam. Siz Ankara... Ya ben evet anlıyorum, teşekkür ederim. Ya ben sezon başından beri bu takımın içindeydim. Benim şansım geldikten sonra 6. haftadan sonra geldim. Yardımcı hocayken sağ olsunlar beni bu göreve layık gördü yönetici arkadaşımız, başkanımız. Ondan sonra da takımı içinden gelmem, takımı çok iyi tanımam
çok kısa sürede toparlanmamıza sebep oldu. Belli bir deneyimiz var. Kendi hırs, arzu, isteğimi de arkadaşlarıma yansıttım. Çok güzel bir birliktelik sağladık. Yani ben yine iddia ediyorum. Belki futbolsal anlamda bu 3-4 saç ayağı vardır. Bunlardan işte taraftar, tesis, futbolcu, yönetim, medya bunların hepsi birleştiğinde başarı gelir biliyorsunuz. Biz kendi çapımızda elimizden geleni yaptık. Daha iyi şeyler yapabilir miydik? Yapardık. Bunun için hala da ümidim var. Ama bu sene Gölbaşı Spor'un ligde kalması bile bir başarı gibi kabul edilmeli. Ve mevcut oynayan arkadaşlarımızın oluşacak yönetim şekillenmesinden sonra da birkaç takviyeyle seneye daha iyi yukarılara oynatılması hedeflenmeli diye düşünüyorum ben. Aynı ligdeki bir takımın durumu sorulmaz ama sen Ankara Gücü'yle özdeşleşmiş birisin. Teşekkür ederim, evet. Ankara Gücü'nün durumunu nasıl görüyorsun? Süper Lig'deydin sen, evet. Şimdi aynı ligdesiniz, ikinci ligde. Ya insanlar futbol aleminde çok duygularını veya içinden geçenleri dile vurmuyorlar. Çünkü çok spekülasyona açık bir iş yapıyoruz. Ama ben aynı ligde oynamama ve son hafta Ankara Gücü'yle burada belki de önemli bir maç oynamam gerekse bile bunu her zaman söylüyorum. Ankara Gücü'nde kendimi çok iyi hissettim. Burayı kabullendim. Ankara Gücü beni kabullendi. Ben şu anda Ankara Gücü dışında takım tutmuyorum. Onun bugünkü durumuna üzülüyorum. Daha yukarılarda olmasını istiyorum, arzu ediyorum. Ama kulüpsel anlamda görecekleri varmış. Bu yaşadıkları taraftarın arkasında ne kadar bir güç olduğunu, her şartta bunu desteklediğini gösterdi. Yani kötü günde nasıl bir taraftar camiasına sahip olduklarını gösterdi. Bu dip yapmadır benim gözümde. Artık bu dipten sonra biliyorsunuz tekrar yukarı bir çıkışı gelecektir. Bunun için de Ankara Gücü'nün camia olarak birleşmesi, kenetlenmesi lazım. Benim talebim budur. Ve tekrar aynı grupta mücadele eden bir rakip takımın hocası olmama rağmen Ankara Gücü'ne karşı olan sevgi ve muhabbetinden bahsedebilirim. Ama sahaya da çıktığımız anda rakibimiz kim olursa olsun elimizden geleni de kulübümüz, takımımız adına yenmek için gayet gösteririz ki ilk maçta zaten bunu 19 Mayıs'ta yaşadık. İnşallah canı gölden istiyorum ki Ankara Gücü'yle son hafta çok rahat, güzel bir konumda keyifli bir maç oynamak kısmet olur bizlere. Biz de seni Ankara futbolunda hep görmek isteriz. Çok hocam. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Ben teşekkür ederim. Sağ ol. Gölbaşı Spor'un gurbetçi yıldız oyuncusu Timur'la beraberiz. Timur aynı zamanda Klas Spor'un ödül gecesinde adaylarımızdan bir tanesi. Takım hakkında bir değerlendirme almak istiyoruz. Takım kaliteli bir takım tabii. Geçen haftalarda puan kaybettik ama ondan önceki maçlarda tabii kalitemizi ortaya gördüğümüzü düşünüyorum. Dediğimiz gibi Bülent Kocabey gibi, Adem Sarı gibi, Murat Selvi gibi oyuncularımız var takımda. Kalitemiz var bence. Yoksa yani buraya kadar gelmezdik. Yani genel olarak iyi bir takımız. İyi futbolcularla, karakterleri iyi olan insanlarla beraber çalışmaya mutluyum burada. Zor bir periyoda girdi takım. Bir rahatladı. Şimdi tekrar sıkıntılı bir süreç ve takımda çok fazla sakat ve cezalı oyuncu var. Bu kısa maç öncesi durumu anlatabilir misin? Motivasyon nasıl? Motivasyon yüksek. Yani her maçtaki gibi. Her maç bizim için bir sınav. Yani her maçı aynı şekilde konsantre oluyoruz. Tabii sakatlarımız çok, eksiklerimiz çok ama kalitemiz var. Yani tek ilk 11'de bir kalite yok. Yani B planda olan oyuncularımız da iyi. Ve inşallah hafta sonunda bunu sahaya sergileyeceğiz. Bülent'in yokluğu hissettirecek mi takımı? Ya tabii Bülent abi farklı bir oyuncu. Yani ben de çok mutluyum onunla birlikte bir takımla oynamaya ama farklı bir sistem olabilir. Farklı bir düşüncelerle oyunu sergileyeceğiz artık. Başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Bu hafta zor bir maç var. Ankara derbisi Buksaç'ta oynuyorsunuz. Evet. Değerlendirmeni alalım, görüşlerini alalım. Bizim için ikinci devre tam beklediğimiz gibi geçmedi aslında. Son iki hafta Bandırma ve Tepecik maçları düşündüğümüz gibi geçmedi. Bu hafta da rakibimizle oynayacağız. Buksaç hemen bir puan altımızda olan bir takım. Kesinlikle kazanmamız gereken bir maç. Rakibimize iç sahada 3 puan alarak onları buradan mutsuz ayırmasını istiyoruz. Ligde kalmamız için de çok önemli bir karşılaşma. Son bu maçtan sonra 4 maçımız kalacak. Bu maçı alırsak eğer ligde rahat bir nefes alacağımızı düşünüyorum. Kadroda da ciddi sakatlıklar var. Evet. Önündeki oyuncular falan da büyük ihtimalle değişik kurguda çıkacak. İkinci devre özellikle bu sıkıntıyı çok fazla yaşadık. Genellikle
İki hafta üst üste aynı 11'i oynatma konusunda sıkıntımız oldu. Hep bir sakatlıklar, cezalar sürekli devam etti. Yani bu hafta da 4 tane cezalımız var oynayan oyunculardan. 2 tane de sakatımız var. Toplam 6 tane oyuncumuz oynamayacak. Ama yerine oynayacak arkadaşlarımız da aynı şekilde görevlerini yerine getireceklerine inanıyorum. Bu hafta bizim için final haftası gibi bir hafta. O yüzden herkes iyi konsantre, isim bilincinde. 3 puan alıp rahat bir nefes almak istiyoruz açıkçası. Gölbaşı'nda nasıl, mutlu musun? Yani Gölbaşı kendine özgü bir kulüp şu anda. Biraz daha önceki kulüplerime nazaran farklı bir kulüp. Çünkü daha üst kulüplerde oynadım hep. Ama bu sene böyle bir şekil gelişti. Gölbaşı Spor'da inşallah bu sene ligde bırakacağız. Yerimizi garantileyeceğiz. Ondan sonra yolumuza bakacağız inşallah. Maçı çim sahada yapacaksınız ama hazırlıkları mecbursun, içimde yapıyorsunuz. Buna etkili oldu mu senesin performansınızda? Bu sene belli başlı bazı sıkıntılar yaşadık. Bu da yaşadığımız sıkıntılardan bir tanesi ama takımımız iyi konsantre oluyor. Maçlarda da stadımıza alıştık. Suyun içim tabii ki sakatlık olması konusunda sıkıntı yaratan bir zemin. Şartlar bu şekilde. Yapacak fazla bir şey yok. Biz maçımıza konsantre oluyoruz yani. Başarılar. Çok teşekkür ederim.